Hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri senatörlerinden Graham ve Holland, Tayyip Erdoğan ve damadı için çok hoş olmayan bir teşebbüste bulundu. Söz konusu olan sonuçta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı, yani Türkiye'yi temsil ediyor. Nedir o hoş olmayan teşebbüs? Birazdan geleceğim ama önce gündemde olan Mustafa Akıncı rezaletine dair birkaç şey söylemek istiyorum. Mustafa Akıncı malum KKTC'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı ve maalesef kahredici şeyler söylemiştir ki Kıbrıs davasının o şehitlerini, gazilerini, kahramanlarını değil sadece bütün Türk milletini, Türk tarihini yüreğinden vurmuştur o ifadeleriyle. Kıbrıs'taki mücadeleyi o şekilde sunmanın, izah etmenin akıl alacak tarafı yoktur. Kıbrıs'ta bir savaş söz konusu değildi. Oradaki soydaşlarımızın kurtarılması operasyonu idi. Bu itibarla Mustafa Akıncı'yı buradan şiddetle telin ediyorum. Kınıyorum. Tabii bizim bu hakkımız var, ben ve benim gibilerin. Zira bizim Kıbrıs davası noktasında onlarca yıllık duruşumuz belli. Ben öğrencilik yıllarımdan beri çok sayıda Kıbrıs mitingine katıldım. Rahmetli Denktaş ile çok sayıda röportajlar yaptım. Televizyon programları yaptım. Rahmetli Denktaş bir büyük kahramandı. Sadece Kıbrıs kahramanı değil, Türk tarihine geçmiş büyük kahramanlardan biriydi. Onu yakından tanıyan biri olarak söylüyorum sevgili seyircilerim. Ve böyle bir kahraman maalesef hatırlayalım. AKP iktidarı döneminde bu ülkeyi yönetenler tarafından aşağılanmıştır, horlanmıştır, takoz denilmiştir. Git Türkiye'den denilmiştir, evet. Dahası Ergenekon şüphelisi, sanığı ilan edilmiştir. Evet, böyle bir büyük kahramanı siz faşist, takoz, Ergenekoncu ithamları ile karşı karşıya bırakırsanız, işte Mustafa Akıncı gibiler karşınıza çıkar. Dolayısıyla bugünkü AKP'lilerin Mustafa Akıncı noktasında söyleyecek tek bir kelimeleri yoktur. Hakları da yoktur. Denktaş'ı aşağılayanlar Mustafa Akıncı hakkında söz söyleyemezler. Siz Mustafa Akıncı ile aynı çizgidesiniz. Evet, Mustafa Akıncıların önünü "Yes be annem" diyerek sizler açtınız Mehmet Ali Talatlarla birlikte. Yahu siz değil misiniz? Rahmetli Rauf Denktaş, Amerika'da bypass ameliyatı oluyor. Önüne getirdiler, Türk ordusunun garantörlüğü kalksın. Buraya imza. Adamcağız hasta yatağında bypass olacak, kalp ameliyatına giriyor. Ölürüm de o imzayı atmam diyor. Onu yaptığı için Denktaş'ı siz alaşağı ettiniz. Denktaş'ı siz aşağıladınız. Denktaş'ı siz ötekileştirdiniz, kötü olarak sundunuz ve geldiğimiz nokta belli. Önce Denktaş'tan, o büyük kahramandan özür dileyeceksiniz. Daha sonra tarihten özür dileyeceksiniz. Görüyorsunuz sevgili seyirciler, bunların her yaptıkları tarihsel özürler gerektiriyor. Aslında Mustafa Akıncı'yı hedef alarak, dolaylı olarak özür diliyorlar. Ama öyle özür olmaz. Delikanlı gibi mertçe diyeceksiniz ki biz halt ettik, yanlış yaptık. Arkadaş, Avrupa Birliği'nin gazına geldik. Biz Türk ordusunu tasfiye adına efendim Avrupa ile iş tuttuk, beraber olduk ve Kıbrıs'ı da peşkeş çekmeye kalktık ki o dönemlerde hatırlayalım. Genelkurmay'ın da başında İlmi Özkök diye biri vardı. O İlmi Özkök, ben daha önce kitabımda da aktardım. Kara Kuvvetleri Komutanı olduğu akşam Gazi Ordu evinde ben ve 200 gazeteci vardı.
Ya dedi, bu Kıbrıs'ı başımızdan atmamız lazım. Bütün uluslar arası zeminlerde karşımıza çıkıyor demiş idi. Ben de çıldırdım, feveran ettim. Adam kara kuvvetleri komutanı, 2 sene sonra genelkurmay başkanı olacak. Olsun, paşam, paşam dedim. Evet, bunu yazdım kitabımda. Efendim, şeyde, yazılarımda da yazdım. Tanıklar da var. Hayır, öyle bir şey demedim, diyemedi. Mahkemeye bile veremedi. Dedi, tanıklar var. Paşam, paşam dedim. Siz kara kuvvetleri komutanı olarak böyle bir sözü edemezsiniz. Geleceğin genelkurmay başkanı olarak Kıbrıs bizim sırtımızda kamburdur diyemezsiniz. Kıbrıs bizim davamızdır, milli davamızdır dedim ve genelkurmay başkanını susturdum. İşte o Hilmi Özkökler, işte o zihniyet, o silahlı kuvvetlere 20 sonrasında Ergenekonlarla yüz yüze geldik. Ama o Ergenekon mimarları maalesef yargı önünde hesaba çekilmediler. Yani sadece FETÖ'cüler deyip geçmemek lazım. Onlara omuz veren bu tür komutanlar da var. Türk ordusuna sızmış komutanlar. Hülasa şuraya geleceğim. Mustafa Akıncı rezaletinde AKP'nin yaptıklarını, iktidarın yaptıklarını göz ardı etmemek gerekiyor. Ve gelelim asıl konuya sevgili seyircilerim. Tayyip Erdoğan ve damat Berat Albayrak hakkında ifade ettiğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'ne bir tasarı verildi. Niçin bir tasarı? Malına mülküne el konulması için. Evet evet, mal varlığına el konulması için. Önce Amerika'da el konulduktan sonra oradan emsal hareket ile bütün dünyadaki mal varlıklarına el konulması için. Ha, malları var mı yok mu bilmiyorum, onu sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir teşebbüste bulunmasını gelin hep beraber sorgulayalım. Bu ne anlama geliyor? Tayyip Erdoğan bu şekilde korkutuluyor mu, tehdit mi ediliyor sorusu haliyle gündemde. Zira bu senatör Graham denen adam Trump'ın çok yakını, Tayyip Erdoğan ile de birkaç defa baş başa uzun görüşmeler yapan bir isim. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne Eylül'de gitti ya Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler toplantısında yine o Graham'la bir araya gelmişti. Şimdi bu isim birdenbire böyle çok atak bir şekilde imaj operasyonunda ise ben sorular sormaya başladım. Acaba bir tiyatro var, acaba bir tülüat var da Graham burada rol mu oynuyor? Öyle ya, bakıyorsunuz bir tarafta Trump ve onun en yakını Graham'la güya kavga ediyoruz. Öbür tarafta o çok önemli, dolar patlamadı. Sevgili seyircilerim, bir şeyin altını çizmem lazım. Dünyanın en akıllı nesnesi paradır, dolardır. Paradan daha akıllı hiçbir şey olmaz. Yani tabii onu yönetenleri kastediyorum. Parayı yönetenler kendi çıkarlarını çok iyi bilirler. Eğer Türkiye, Numan Kurtulmuş'un beyanıyla bir savaşın merkezinde ise doların patlaması lazım. Niye patlamıyor? Niye yükselmiyor? Niye? Demek ki dolar bile bu işe tiyatro diyor. Bu işe burada bir numara var diyor. İnanmıyor, inanmıyor. Ha tabii durumu kurtarmak için de işte Graham gibiler, işte Holland gibiler, senatörler de arada bazı roller alıyorlar sanki. Bir başka şey, Tayyip Erdoğan hani herkese gürlüyor, yağıyor. Şimdi bu Trump'ın söylediklerinin onda birini Kemal Kılıçdaroğlu söylese, Meral Akşener söylese, emin olun Türkiye'yi yıkar, yerle yeksan ederdi. Öyle ya adam, sizi diyor bir kere batırdık, yine batırırım diyor, ekonominizi patlatırım diyor. Tayyip Erdoğan'dan tık yok. Brunson'u istedim, geri verdin diyor. Tayyip Erdoğan'dan, hani Tayyip Erdoğan demişti ya, yargı kararı canım benim de ne alakası var? E çık o zaman. Ey Trump, senin ne alakan var yargı kararı? Niye demedin? Adam orada afişe ediyor bazı şeyleri. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan ve hiçbir AKP'li Trump'ı, dikkat edin, hedef almıyor. Ey Trump demiyor. Niye? Niye? Yani bunun sorgulanması lazım. Sanki ifade ettiğim gibi
ortada bir danışıklı dövüş var. Daha önceki videomda aktarmıştım. Bu harekatın zaten siyasi hedef olarak neyi amaçladığı meçhul. Yani PKK'yı silmek, süpürmek yok. Yok çünkü 30 kilometre diyor. Arkadaş arkası ne 30'u? Onlarca, yüzlerce kilometre daha var. Yani PYD ha 30 kilometre önde olmuş ha geride kardeşim. Ne fark eder? Sen o zaman demek ki Suriye sınırına bu harekatı PYD'yi süpürmek için yapmadın. Sen o zaman bu harekatı İdlib'deki İslamcılara bir yer bulmak, villalar inşa etmek için yaptın. O anlam çıkıyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ile sanki danışıklı bir dövüş var. Zira öyle olmazsa Tayyip Erdoğan'ın ortalığı yakıp yıkması lazım. Trump'ı hedefe oturtması lazım. Tersine uçaktan dönerken gazetecilere Trump'ı eleştirmiyor. Sorulan soruya ya adam mecbur falan filan gibi onu savunan ifadeler kullanıyor. Malumunuz hem Trump önümüzdeki sene seçim var. O kendi seçmenine ve kamuoyuna Türkiye üzerinden mesajlar veriyor. Ayrıca malumunuz azledilme kıskacında bir de o hikaye var. Türkiye üzerinden durumu idare ediyor. Tayyip Erdoğan da siyasi hedefi belli olmayan bu operasyon ile beraber kendi siyasi durumunu konsolide ediyor. Farkında mısınız? Bakın birdenbire Türkiye'de bu operasyonla beraber savaş hali denilerek muhalefet bitti. Sadece muhalefet bitmedi. Mecburen muhalefet destek oldu. Enflasyon unutuldu. İşsizlik unutuldu. Gündemdeki konular ikinci plana kaldı. Öyle olunca da insanın aklını soruyor. Bu harekat, bu operasyon gerçekten Türkiye'nin bekası YPG'yi süpürme adına yapılan bir harekat mı? Yoksa AKP ve Tayyip Erdoğan'ın siyasi bekası adına yapılan bir operasyon mu sorusu gündemdedir. Tekrar tekrar altını çiziyorum. Ben orada vuruşan kahramanları buradan selamlıyorum. Onların yaptıklarını çok saygıdeğer buluyorum. Ancak siyasi hedefi olmayan hiçbir operasyonun başarılı olması mümkün değildir. Bizi izlemeye devam edin.